Merhaba dostlar. İlişki kurma biçimlerimizi temelden etkileyen bir konuyu ele alacağız bugün. Bağlanma türleri. Bağlanma türlerini fark etmen bundan sonra kuracağın romantik ilişkini, arkadaşlıklarını hatta iş ilişkilerini bile temelden etkileyecek bir durum. Bağlanma yakın ilişkide olduğumuz kişilerle kurduğumuz bağın formuna deniyor. Bu ilişkilere ebeveyn, çocuk, yakın arkadaşlar veya romantik partnerleriniz de dahil her biriyle bir bağlanma formu geliştiriyoruz aslında. Bağlanma teorisi ilk olarak John Bowlby tarafından geliştirildi ve bu konu üzerine günümüze kadar çokça araştırma yapıldı. İnsan davranışlarını anlamak üzere çok önemli bir yere sahip bağlanma teorileri. Bağlanma türlerini üç şekilde ele alıyoruz. Güvenli bağlanma, güvensiz kaygılı bağlanma, güvensiz kaçıngan bağlanma şeklinde. Gördüğünüz gibi güvensiz bağlanma şekilleri karşımıza iki başlıkta çıkıyor kaygılı ve kaçıngan bağlanma diyoruz bunlara. Peki, güvensiz bağlanma türleri bir yetişkinin hayatını nasıl etkiler? Bunu anlamak için önce güvenli bağlanma modeline bir bakalım. Eğer güvenli bağlanma modelin varsa, insanların seni tanıması konusunda kendini çoğunlukla konforlu hissedersin. Çevrendekilere ihtiyacın olduğunda senin için orada her an olacaklarını bilirsin. Daha güvendesindir yani. Eğer güvensiz kaygılı bağlanmaya sahipsen, ilişkilerine terk edilmek ve yalnızlık korkusu seni sıkça endişelendirebilir. Genellikle bu bağlanma türünde bireyler ilişkideki küçük problemlerde dahi tehdit algılayıp alarm moduna girer. Reddedilme endişesi, güvenmekte zorlanma gibi duygular buna eşlik edebilir. Elbette bu durum birçok ayrılığa sebep olabiliyor. Endişelerin sebebiyle partneri kendinden bile uzaklaştırabiliyorsun. Ya da reddedilme kaygısıyla ilişkiyi sonlandırıp kendini korumaya alma ihtiyacı en sık gördüğüm davranış paternlerinden diyebilirim. Eğer güvensiz kaçıngan bağlanma türüne sahipsen, uzak ve soğuk ilişkiler kurmaya yatkın olabilirsin. Bunu ilişkilerine karşı tepkisizlik olarak da düşünebilirsin. Örneğin, ilişkide tehlike altında hissediyorsan, bu tehlikeyi görmezden gelmen, hiç yokmuş gibi davranman bile mümkün. Ya da partnerine sevgi, ilgi, alaka gösterme ya da sana gösterilmesine net bir şekilde ihtiyaç duymuyormuş gibisindir. Psikolojik bir bağımsızlık halinden bahsediyorum burada aslında. Ne kadar bağımsızlık denebilirse tabii. Partnerinden sıklıkla senin bana ihtiyacın yok gibi cümleler duyuyor olabilirsin. Ve çoğunlukla orada onun için olduğunu ona hissettiremezsin. Peki bütün bunların sebebi ne? Bağlanma dediğimiz bu şey nasıl gerçekleşir? Hayatımızın ilk yıllarında bakım verenlerimizle kurduğumuz ilişkiler bağlanma türlerimizi derinden etkiliyor desek sanırım yanılmış olmayız. Araştırmalara baktığımızda bağlanma oluşumunun bebeklikten başlayıp çocukluğumuzun erken dönemlerine kadar devam ettiğini görüyoruz. Bu gelişim dönemi boyunca bakım verenlerimizden güvenlik ve ilgi beklediğimizi tahmin etmemiz zor değil elbette. Bağlanmayı oluşturan etkenler çoğunlukla fiziksel yakınlık, dokunma, mimikler, güven gibi birçok durumdan etkileniyor. Yani aslında bakım verenlerimizden ne kadar ilgi gördüğümüz bağlanma türlerimizi şekillendiriyor. Çocuklar bakım veren kişiyi güvenli olarak görme eğiliminde. Böyle isterler, güvenli görmek isterler. İlk yürümeye başladıklarına birkaç adım atıp sonra dönüp arkalarına bakmaları buna bir örnek olabilir. Yerden oyuncak alıp ebeveyne getirmeleri de güvende olduğunun bir testi gibidir. Bunu bu ihtiyacı yansıtma biçimidir. Bu yaşlarda dünyayı keşfetmek isteriz çünkü. Ancak stresli hissedince dönebileceğimiz güvenli bir ebeveyn olmadığını görmek, bakım veren olmadığını görmek bizi daha da strese sokar. Büyüdükçe geliştirdiğimiz bu bağlanma şekli ebeveynlerimizden arkadaşlarımıza ve romantik ilişkilerimize kadar yansır güvensiz kurduğumuz ilişkiler yetişkinlik çağında aynı formlarda diğer ilişkilerimizi de etkilemeye başlar. Çalışmalar bazı ebeveynlik stillerinin güvensiz bağlanmaya yol açtığını gösteriyor. Örneğin az iletişim kuran, yanıtsız ve katılımcı olmayan ebeveynlik çocuklarda kaçıngan bağlanmaya sebep olabiliyor. Çünkü ebeveyninden yanıt alamayan çocuk yüksek seviyede içe döner. Ebeveyninin o an için meşgul olmasından bahsetmiyorum. Nadiren böyle durumlar olabilir tabi. Bu öyle bir seviye ki çocuğu reddeden veya görmezden gelen bir ebeveynlikten bahsediyorum aslında. Kaygılı bağlanma türünde ise ebeveynlerin sert ve aşırı eleştirel tavırları olduğundan bahsetmek mümkün. Kaçıngan bağlanmada çocuğun yok sayılmış hissetmesinin tam aksi bir durum bu. Çocuk kaygılı bağlanmada çok fazla ilgi hisseder ancak bu ilgi negatif yöndedir. Aşırı eleştirildiği, katı kurallara maruz kaldığı bir yetiştirilmeden bahsediyorum. Aynı zamanda ebeveyn çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada kararsız olduğunda da kaygılı bağlanma söz konusu olabiliyor. Bu bağlanma türünde ebeveyn çocuğun ihtiyaçlarına karşı bazen besleyici olurken bazen reddedici olabiliyor. Çocuk bu sebeple güvenli alan inşa etmekte zorlanıyor. Elbette güvensiz bağlanma her zaman bir ebeveynlik modelinden kaynaklanmak zorunda değil. Bazı bireylerin mizacen kaygılı ve kaçıngan olmaya daha yatkın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Genetik bir miras gibi aslında bu. Gördüğünüz gibi çocuklarla erken dönemlerde kurduğunuz ilişki oldukça önemli. Aynı zamanda kendi bağlanma türünüzü anlamanız çok da kolay olmuyor her zaman gördüğünüz gibi. Biraz daha derinlemesine girmek gerekiyor. Eğer bu konuda zorlandığınızı düşündüğünüz yerler varsa Aşmak istediğiniz yerler varsa bir uzman görüşü almanız iyi olabilir. Aynı zamanda içeriğimizi de beğendiyseniz bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve sevdiklerinizle bu videoları, içerikleri paylaşmayı unutmayın derim. Görüşmek üzere.